Selam arkadaşlar. Saat kaç söyleyeyim? Saat şu anda 5:44 geçiyor. Niye böyle erken uyanıyorum? Çünkü saat 7:30'a kadar ben çalışıp sonra çocuğumu okula götürmek zorundayım. Yani bu süre zarfında çalışabildiğim kadar çalışıyorum. Şimdi hızlıca bir video çekmem gerekiyor. Bugün coğrafya kampımın 13. günündeyim. Dün bitirmeyi planlıyordum ama nasip olmadı. Bugün bitireceğim. Yani bitirdiğimiz sayılır artık. Yani neler kaldı onu söyleyeyim size. Hani dört tane kaynak dedim. Hani dört kaynak dedim. Birisi zaten çıkmış sorulardan oluşan kara kutu yayınları. Diğeri 7-2'nin, diğeri Bayram Meral'in kaynağı. Diğeri de Pegem yayınlarının kaynağı. Bunların hepsini bitirerek coğrafyayı şu şekilde kavram haritaları göstereceğim birazdan. Oluşturarak şey yaptım, bitirdim. Şimdi şöyle yapacağım bu süreçte. Şimdi ben bitirdiğim kaynaklar, şimdi son işte proje konusunu çalıştım, bir de turizm konusunu çalıştım. Onunla ilgili çözmediğim sorular var hani kaynaklarımda. Onları bitireceğim. Bugün noktayı koyacağım Allah'ın izniyle yani. 7 iklimden kaldı. Bayram Hoca'nın kaynağını bitirdim. Bir de Pegem yayınları kaldı. Bir de Karakutu yayınları. Son birkaç testi kaldı işte. Toplam 10 testten biraz daha fazla olabilir. Onları çözeceğim bugün. Ve bugün yapmam gereken vatandaşlık kampına girme, yarın vatandaşlık kampına başlayacağım. Bunun için güzel ayrıntılı bir program hazırlayacağım. Vatandaşlık kampına başlarken tabii ki coğrafyayı bırakmayacağım. Şöyle bırakmayacağım. Hani onun için de bir program hazırlayacağım. İşte coğrafya tekrar mı, soru çözümü nasıl olacak? İşte onun hakkında. Kaynaklarla ilgili şöyle bir şey var sadece. Bazı kaynaklarda bölgesel, mesela 7 iklimde ne var biliyor musunuz? Şöyle göstereyim size. Mesela ben şuraları çözdüm. İşte mesela şurada ne var? Türkiye'nin coğrafi bölgeleri var. İşte Karadeniz bölgesi, Marmara bölgesi. Yani karışık sorular. Bunları şimdi çözmeyeceğim. Bunları hani tekrar yaparken bu vatandaşlık kampımın sırasında çözeceğim. Bunu da yani çözmem gereken şu anda 4 tane test var. 7-2'de. Şimdi ona başlayacağım birazdan. Şöyle açtım. Evet. Onun dışında şöyle aldığım notları söyleyeyim. Nasıl not aldığımdan bahsedeyim coğrafya hakkında. Sesini biraz kısalım. Mesela bu en son projeler, artık bunda sıkıldığım için projeler konusunda çalışırken internetten bir şey buldum. Hani bir görsel buldum. Bu işte hatta üzerinde Bülent Ünalan yazıyor. Bu görseli paylaşmış. Ben de bunu indirdim PDF'ye ve çıktısını çıkardım. Bu şey hani bölgeleri gösteriyor. Doğu Anadolu projesi uygulamalarını vesaire bunları gösteriyor. Ben de böyle kendim çizmek zorunda kalmadım böyle. Sonra İşte yine internetten bulduğum bir not. Yani bazen kendi not aldım, bazen internetten çıktı buldum işte. Bu da şey güncel TÜİK verileri. İşte mesela şurada işte yine sanayi ile ilgili kendim not almışım şöyle. Bu şekilde haritalar oluşturdum. Özellikle mesela bu küçük haritalar da oluşturdum. Hani haritalarda daha ayrıntısız şeyler var. Büyük haritalarda oluşturdum. Büyük haritalarda çok yararlı bence. Çünkü birçok şeyi bir arada görmemi sağlıyor. Şu mesela sanayinin hepsi burada var. Bir resim defterine oluşturuyorum. Şöyle ve bunların renkleri de hani rastgele seçilmemiş renkler. Atıyorum mesela işte madenleri hep aynı renklerle boyadım. Madenleri çalışacağım ya. Onu turuncu ve yeşil artı mor kullanarak yaptım. İşte görsel olarak baktığımda çalışırken madenler dediğimde direkt tek tek aramak yerine aynı renkli olan kısımlara bakıyorum. O şekilde yaptım. Mesela en son turizm çalıştım böyle. Turizm gerçekten çok uzun sürdü. Ve aklınızda kalıyor mu derseniz aklımda kalıyor. Soru çözerken ilk başta kalmaz. Bakın turizme bakar mısınız? Bu turizm haritası. Arkasındaki de ulaşım. Ulaşım daha az en azından. Bizim bayağı bir sürü. Şimdi ben nasıl yapayım? Tekrar ederken de mesela alacağım deneyimi. Şöyle bakacağım tek tek. Böyle aldığım notları tek tek okuyacağım. Tekrarımı o şekilde yapacağım. Programı hazırlayacağım. Ayrıntılı vatandaşlık kampıma katılmak isteyenler programında yazıp paylaşacağım. O şekilde coğrafyanın sonuna geldik. Çok mutluyum. Denemeler çözeceğim tabii ki bu vatandaşlık kampımda coğrafya denemeleri çözeceğim. Denemelerde çıkan yanlışlarım oldu. Mesela atıyorum bir konu hakkında, sanayi hakkında yanlışım çıktı. O zaman o gün alacağım. Artı olarak, yani ekstra olarak sanayi konusunda güzelce bir çalışacağım. O şekilde bakalım programımı hazırlayınca paylaşırım. Bu da coğrafya programı. Şöyle, yani 7 günde bitirmeyi planladım ama 13 günde biten.
Vatandaşla çalışma metodu olarak farklı bir yöntem kullanacağım. Evet, bu şekilde tabii ki kavram haritaları oluşturmayacağım vatandaşlıkta. Görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi çalışmalar.